Kim o? Açın jandarma. Halide Hanım, bizimle karakola kadar geleceksiniz. Sebep? Sebebini komutandan öğrenirsiniz. Buyurun lütfen. Bir saniye. Buyurun. Buyurun lütfen Halide. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni bu saatte buraya getirtmenizin sebebini öğrenebilir miyim komutan? Acil bir durum söz konusu olmasaydı sizi buraya kadar yormazdım Halide Hanım. Orhan'ın kaçmasıyla ilgili bir mevzuysa hiçbir malumatım yok. Bu sabah nerede olduğunuzu öğrenebilir miyim? Elbette. Evdeydim. Öğleden sonra da mahkemeye şahitlik yaptım. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Biliyorum Halide Hanım. Aynı zamanda Orhan'ın Meryem teyzenin evini yaktığını gizlediğinizi de biliyorum. Bu da kaçmasına yardımcı olduğunuzu düşündürtüyor bana. Bakın, bunu gizlememin tek bir sebebi var. Kocamın yanlış bir şey yapmasından korktum. Nitekim gördüğünüz gibi kocam onu vurduğu için şu an hapiste. Ayrıca Orhan'ı günahım kadar sevmem. Ona yardım etmek için hiçbir sebebim yok. O halde neden kendisini hastanede ziyaret etme gereği duydunuz? Hı? Hemşirelerden biri Orhan Bey'in o gece odasından çıkarken görmüş sizi. Sadece merak ettiğim için. Orhan'ın kurtulması demek... Kemal'in daha az ceza alması demek. Bunu merak etmek tabii hakkım değil mi sizce? Bakın, ben vazifemi yapıyorum. Orhan'ın kaçmasına birilerinin yardım ettiği aşikar. Ve o odaya ikinizden başka giren olmamış. Bunu benim yaptığımı düşünmüyorsunuz herhalde. Bakın komutan. Orhan'ın bir an evvel bulunmasını ben de çok istiyorum. Siz bizimle vakit kaybetmek yerine... ...onu arasanız daha doğru olmaz mı? Hı? Merak etmeyin Seher Hanım. Civar illerde alarma geçti. Güzel. Adana'dan ayrılmış olsa bile uzaklaşamaz fazla. Ayrıca bütün tren istasyonları, hatta limanlar bile alarmda. Gidebilirsiniz. Yalnız ikiniz de Adana'dan ayrılmazsanız iyi olur. Şoförü hala gözaltında tutuyoruz. Lakin Orhan'ın nerede olduğunu bildiğini sanmıyorum. O sabah Orhan'ı ziyarete gittiğinde onu dolaşmaya çıkarmasını istemiş. Mahkeme kararından haberdar olmadığı için kaçmaya çalıştığını anlamamış. Sonra yolda yollarını kesmişler. Orhan'ı arabadan alıp bir kamyona bindirmişler. İyi de kim yapmış bunu? Orhan'ı kim kaçırmış? Şoför yüzlerini görmediğini iddia ediyor. Müsterih olun Serap Hanım. Orhan'ın size zarar vermek için riske gireceğini sanmıyorum. Adana civarındaysa mutlaka yakayı ele verecektir. Çevre vilayetlerde ise yakalanması an meselesi. Ya Halide ile Seher? Onları sorguladınız mı? Bir şey bilmediklerini söylediler. Yalan söylüyorlar. Daha önce Orhan'la işbirliği içindeydiler. Şimdi de ona yardım ediyorlar. Seher Hanım konusunda kararı mahkeme verecek. Ancak Halide Hanım'ı suçlamak için henüz elimizde bir kanıt yok. Eğer bu işin içindelerse bunu ortaya çıkartacağım. Yemin ederim. Hala haber çıkmadı. Ya kimin nesi bu adamlar? Onlara güvenebileceğimizden emin misin? Onları bulmamı Orhan istedi. Herhalde bir bildiği vardır. Bak ya beceremezlerse? Ya Orhan'ı gemiye bindiremeden orada o halde bırakıp kaçarsa bu adamlar? Her zaman her şeyin en kötüsünü düşünmek zorunda mısın Seher? Asabımı bozuyorsun artık. Ne işin var senin burada? Ağadan haber getirdim. Liman polis kaynıyormuş. Adamı bindirememişler. Allah kahretsin. Ne olacak şimdi? Ağa sonraki gemiyi ayarlamaya çalışacak. Âlâ. O vakit onunla gönderirsiniz. Ağa masraflar artar dedi. Kesenin ağzını biraz açsınlar dedi. Bilmem anlatabildim mi? Anladım. Halide. Çabuk kaybol, çabuk. Sen de sakın renk verme. Demek ikiniz de buradasınız. Âlâ. Ne oluyor Serap? Niye geldin? Orhan'ın kaçmasına siz yardım ettiniz değil mi? Niye böyle bir şey yapalım? Bundan ne gibi menfaatimiz olabilir ki? İkiniz de bana yalan söylediniz. Gözümün içine baka baka yalan söylediniz. Sen bebeğimi kaçırıp saklaması için Orhan'a yardım ettin. Sen de Meryem'i öldürdüğünü bildiğin halde benden sakladın. Artık ne menfaatiniz varsa. Serap, lütfen. Bak sana bu konuda ne kadar üzgün olduğumu daha önce söyledim. Ben kendimi tehlikeye atıp mahkemede ifade verdim. Orhan'ı koruduğumu nasıl düşünürsün hala? Elbette düşünür. Serap'ın başkalarını suçlamaktan başka bir çaresi yok çünkü. Ben senin yerinde olsam önce kendimi suçlardım. O kadar körsün ki seninle paran için evlenen bir adama alet oldun. Ne kadar ucuz, haysiyetsiz ve zayıf bir kadın olduğunu bir kez daha ispat etmiş oldun. Seni tebrik ederim. Tam da sana yakışır bir davranış. Defol. Eğer bu işte bir parmağınız varsa sizi gebertirim, yemin ederim. Hiç güvenmiyorum bu adamlara. Baksana daha çok para koparmak için ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Başka çaremiz yok. Orhan onlara muhtaç olduğu sürece istedikleri her şeyi yapmak zorundayız. Hadi sen git istersen. Bir haber gelirse ararım seni. Tamam. Bu iş çok fena canımı sıkıyor. Orhan yaralı. O halde daha fazla dayanamaz. Bizim için mühim olan gemiye binmesi. Yakalanmadığı sürece ona ne olduğu umurumda bile değil. Sen nasıl böyle konuşabiliyorsun? Hı? Hiç mi vicdan yok sende? Bana ahlak dersi verecek vaziyette değilsin Seher. Güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.